kadar İslamcı bir ülkeyiz. İlk önce herkes kendi kitabını açsın, bir okumayı öğrensin, tamam mı? Hiç kimse sizden solcuların kitabını okumasını istemiyor. Madem bu kadar sağcısınız, İslamcısınız, yok efendim Türk milliyetçisisiniz ya, bilmem nesisiniz ya. O zaman gidin ilk önce herkes kendi kitabını bir doğru düzgün okusun. Kimseye hesap vermek zorunda kalmayın. Hiç kimsenin bu kadar taraftarı olmayın. Madem bu kadar İslamcısınız, peygamberler bile değişmiş. Bir tane adamı değiştiremiyoruz ya. Bir tane adam ne olacak ya? Sonumuz mu gelecek? Gece uyurken rahat uyumam lazım. Kimsenin hakkını yememem lazım. İlla Müslüman olmana gerek yok ki. Dünyanın en önemli ülkesi burası. Hiç kimse bunu reddedemez. Toprak bakımından, jeopolitik konum bakımından Orta Doğu'nun en önemli ülkesi burası. Ama ne yapıyoruz? Bir tane pili reddik mi ya? Kaç senelerde ne olacak abi? Bir tane fen lisesinden okuyan öğrenci, mühendislik yok okuyan öğrencinin önünü açsalardı. Bu kadar imam hatip niye? Ne diye yani? Ezanı mı kestik be? Ben ateistim. Ben bu kadar karşı çıkmıyorum ya. Ben din istirmazcıların bu kadar karşısında duruyorum ya. Ben üzülüyorum ya. Bu ülkenin övünebildiği tek bir şey kalmıştı. O da dört mevsimiydi. Yemin ediyorum ülkenin yazını kışa çevirdiler. Dünyada en önemli kişileri size sayıyorum. Bir anne babamız çok önemlidir. Çünkü hayata bakış açımızı ilk onlardan öğreniriz. Sınıfımızı belirlerler. Görüşlerimizi belirlerler. Onlardan takımları alırız. Siyasi bilgileri alırız. Dini bilgileri alırız. Daha sonrasında gelen en önemli insansa siyasetçidir. Neden siyasetçidir biliyor musun? Bugün sağlıklı yemek yiyip yemeyeceğini belirler. Hangi donu giyeceğini belirler. Yani bizim dilimizle konuşuyorum. Yarın saçını boyayabilecek misin? Kadın olarak ne hakkın var? Bu kimliğin elindeki Türkiye kimliği veyahut da ne kimliğe sahipsen. Senin o pasaportun ne kadar güçlü olup olmadığını belirler, paranı belirler. En önemli kişiler siyasetçilerdir. Anne babamızı seçemiyoruz. Bize hayatımızı bu kadar etkileyenler ama siyasetçileri seçebiliriz arkadaşlar. Abiler, ablalar lütfen rica ediyorum. Özgürlüklerinizin kısıtlanmasına izin vermeyin ya. Yani illa herkesi özgür deyince çıplak gezmek gibi algılıyorsunuz. Özgürlük şu an benim bunu konuşabiliyorum ama benim rahatım ne biliyor musun? Ben istersen bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından çıkar giderim. Ama çıkmak istemiyorum çünkü ben biliyorum ki İstanbul, Türkiye gerçekten dünyanın en önemli ülkesi. Ne olur kıymetini bilelim ve bunu geliştirelim. Bunun için yapılması gerekenler belli. Çalmayacağız, çırpmayacağız. Hepimiz dolandırıcıyız. Bir tane kişi bile bana yalan söylemeyebilir. Elhamdülillah Müslümansın. Bana bir kişi bile diyemez ki yalan hiç söylemedim. Yok şunu yapmadım. Yok hepimiz yaptık. Hepimiz hatalar yaptık ama hatalardan dönmenin neresinden dönersen karsın. Bu ekonomiyi de, bu gençliği de, bu halkı da düzeltecek olan bizleriz. Yaşamayı da güzel hale getirmiyorlar bizim için yani. Bıktık. Bıktık. 25 yaşındayım. 55 yaşında gibi hissediyorum. Ne olur adam seviciliği bırakın, kendinizi sevin. Kendinizi severseniz kendi değerinizi bilirsiniz.